Size söyleyeyim bakın. Diyorlar ya asker çıkmadı. Niye? Kimisi diyor ki soru çıkarmadı. Kimisi diyor ki afişe çıkarmadı. Kimisi diyor ki askeri vesayet olmasın, asker gözükmesin diye çıkarıldı diyor. Kimisi Erdoğan'ın darbe panoramasına dolayı çıkmadı diyor. Kim çıkarmadıysa Allah onların bin türlü belasını versin. Bin türlü belasını versin. Ya böyle şey olur mu? Enkaz aldı. Bakın Malatya, dün ben Malatya'daydım, bir deprem yaşadık. 20'nin üzerinde bina yıkıldı. Hemen enkazlara gitti değerli arkadaşlar. Arama kurtarmanın ne kadar hızlı olması, ne anlama geldiğini orada gördük. Bir baba kızla evlerinden kızın çeyizini almaya gidiyorlar. Bina o sırada çöküyor. Arama kurtarma geldi. Baba ve kız sağ çıktı. Yine bir başka yerde Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın orada bir kişi sağ çıktı. Zaviye Mahallesi'nde bir kişi enkazdan sağ çıktı. Niye? Çünkü arama kurtarma zamanında yapılmıştı. Ve maalesef bugün 45 bin, kayıtlı 45 bin ama ben bu rakama inanmıyorum. Çünkü kaydetmeden insanlar ölüleri korkmasın diye mezara gömdüler. Bir şey daha ifade edeyim. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda askerlerimiz şehit oldu. Kefenleyerek gömüldüler. Çanakkale Savaşı'nda askerlerimiz öldü. Kefenleyerek gömüldüler. Değerli arkadaşlar, depremde ölenlere kefen bulamadık. Depremde ölenler kefensiz gömüldüler değerli arkadaşlar. Battaniyeyle gömüldüler. Battaniyeyle gömüldüler. Gözümle gördüm. Kefen bulamadık. Perdeyle gömüldüler. Toplu gömüldüler. Maalesef Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda kefenle gömdüğümüz, yıkadığımız insanları ayakkabılarıyla gömdük. Ayakkabılarıyla. İnsanların, isim de vereyim, Topraktepe Köyü'nde insanların cesetlerinin kurt saldırısına uğradığını gördük değerli arkadaşlar. Hiç kimse iddia etmesin, hiç kimse söylemesin. Biz araba kurtarmayı iyi yaptık, şöyle yaptık, böyle yaptık diye söylemesin. Değerli arkadaşlar, şimdi bakın asker o kadar önemli ki diyor ki Akar biz 7200 askerimizi soktuk sahaya diyor. Malatya 2. Ordunun merkezi. 2. Ordunun merkezi. Hadi 40 bini sağda solda 80 bin asker var. Bir karşılaştırma için utanarak söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin göndermiş olduğu araç sayısı 6400. AK Partili belediyelerin de muhtemelen o kadar göndermiştir. Eder 13200. 12800. Ya bu rakama bak, bir de asker, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gönderdiği askere bak. Hala algı yaratmak için ey Hulusi Akar, ey Hulusi Akar, algı yaratmak için asker gönderdim diyor. Vallahi yalan, billahi yalan. Yalan. Ne askeri? Bakın o asker hepimizin askeri. Gördük. Enkazın çalışma 3. gün, 4. gün gördük. Ankara'dan gelen, Van'dan gelen askerleri gördük. Allah onlardan razı olsun. Ayaklarına taş değmesin. Kendilerini riske atarak o askerler insanları çıkarmaya çalıştılar. Ama maalesef hala algı yaratmak için efendim ne yapmışlar? İyi yapmışlar. Ne yapıyorlar? Twitter yasaklıyorlar. Ne yapıyorlar? Algı yaratıyorlar. Bu enkazda kaldınız. Allah'ın sopası yok. Allah'ın sopası yok. Ne diyorlardı 99 depreminden sonra? Efendim depreme ulaşamadı devlet. Allah Ecevit'e rahmet etsin. Ecevit'in ahı tutuyor. Ne diyor? Ecevit 99 deprem oldu. Şahittir Engin Özkoç, grup başkan vekilimiz. Öğlen vilayetin önünde basın açıklaması yaptı. Erdoğan 3 gün gidemedi bölgeye. Şimdi diyorlar ki 3 gün çadır veremediniz. Yaşadıklarımı anlatıyorum. Bugün 23. gün. Dün 22. gündü. Yaşadığım bir olayı anlatayım. Yeşiltepe Mahallesi. Yeşiltepe Mahallesi. Avcılar ilçe örgütü 100 tane çadır kurdu oraya. Çadırdan dolayı kavga çıktı arkadaşlar. Çadırdan dolayı kavga çıktı. İnsanlar birbirlerini dövdü taşlı sopalı. Niye? Diyorlar ki gidin muhtardan alın. Muhtar nereden alacak çadırı? Kaymakama gidiyor yok. Valiye gidiyor yok. AFAD'a yok. 1000 hanelik yere 50 tane çadır vermiş, çadır yok. Bakın burada söylüyorum. Telefonlara bakamıyorum. Malatyalılar da duysun beni. Telefonlara bakamıyorum. Vallahi billahi bizde de çadır yok. Çadır bulamıyoruz. El öpüyoruz, ayak öpüyoruz, çadır bulamıyoruz. Hala 23. gün çadır diyoruz. Yok çadır. Yok. Konteynerden vazgeçtik. Konteynerden vazgeçtik. Değerli arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Malatya Kızılay'ın konteyner üretim merkezi 580 dönümlük eski vagon onarım fabrikasında konteyner üretiyorlar. Gittim ziyarete. Gittim. Ne yapıyorsunuz? Sayın grup başkan vekilleri,
Bir ODTÜ mezunu makine mühendisi nitelikli bir arkadaşa benziyor. Kaç kişi, ne kadar konteyner üretiyorsun dedim. Günlük 20 tane. 20 tane. 580 dönümlük arazide günlük 20 tane konteyner üretiyorlar arkadaşlar. Bakın çadır yok. Çadır niye yok? Diyorlar ki Suriye'ye gönderdi. Suriye'ye gönder diyorlar. Konteyner Suriye'de. E peki buradaki fakir fukara ölsün mü, donsun mu? Donsun mu arkadaşlar? Vallahi billahi zenginin de tamamlayalım lütfen. Bir başka şey söyleyeyim arkadaşlar. Yine yeminle söylüyorum. Bakın suyun ne, su içmemenin ne olduğunu bilir misiniz? Yemin ediyorum Kars suyu yönetimi insanlar iki gün boyunca Kars suyu içtiler. Ekmeğin ne olmadığını bilir misiniz? Allah Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne razı olsun. Yine Ulaş Karasu şahit. 100 bin ekmek getirdik. 80 bini Büyükşehir Belediyesi'ne verdik. 20 bini biz dağıttık. 8-10 milyonluk araca binenlerin ekmek istediğini düşünün. 8-10 milyonluk araca binenlerin su istediğini düşünün. Yine imdadımızda Tunceli yetişti, Elazığ yetişti, Arapgir yetişti, Arguman yetişti, Hekiman yetişti. Oradaki fırınları açtık, millet ekmek dağıttık. Değerli arkadaşlar bu planlanmayacak bir şey mi? Planlanmayacak bir şey mi? Bir ekmek fırını Elazığ'ı düşünemediniz mi? Ne bileyim Bingöl'ü düşünemediniz mi? Ne bileyim Bitlis'i düşünemediniz mi? Maalesef büyük bir koordinasyonsuzlukla karşı karşıyayız.